Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda size dünyanın yüzeyinde kafa yorduğu çok önemli bir maddeyi anlatacağız. Bu süper madde tükenmez yararlarıyla kanser hücrelerinin ışın terapisinde, beyin şişleri tedavisinde kullanılıyor. Ayrıca savaşlar zamanı mayınların yerini belirleyebilme gibi yetenekleri var ve askeri sanayide geniş şekilde kullanılıyor. Bayağı ender bulunan bir maddedir. Tek gramı 27 milyon dolardır. Söyleyelim ki kalifornyum nerelerde bulunur diye merak edenleriniz varsa aynı arkadaşlar sordukları sorunun yanıtını bu videoda bilebilecekler. Ayrıca videonun sonuna kadar izleyen arkadaşlar bu maddenin en önemli ve başlıca özelliklerini öğrenmiş olacaklar. Sunuma geçmezden önce hala değilseniz çıngırak işaretinin üzerinden basarak kanala abone olabilirsiniz. Kalifornyum 252 Yaranış öyküsü 1950 yılıdır. Sanayide geniş şekilde kullanılan kalifornyum bugüne kadar en pahalı maddeler sıralamasında 2. veya 3. sırada yer alıyor. Urandan daha beter bir maddedir. Düşünün ki mermiden daha küçük bir kalifornyum bombası 10 ton TNT gücünde. Hayret dolu özellikleriyle bu süper madde bilim adamlarını şaşırtmaya devam ediyor. Kalifornyum gram sembolü CF ve atom gücü 98 olan kimyasal metal elementtir. Yapay madde olan kalifornyum 252 özel deneyler için kullanılmıyor. Peki nerelerde kullanılıyor diye sorarsanız daha çok petrol kuyularında petrol ve su katını keşfetmek, kömür ve çimento sanayisinde kömür ve bulk modüllü incelemeler için kullanılıyor. Nükleer reaktörlerinde nötron kaynağını oluşturmak için de kullanılıyor. Video izleyenler arasında altın ve gümüş arama arzusunda olanlarınız varsa onlar için iyi bir haberim var. İşte bu madde tam da sizin için. Doğrudur, böylesi pahalı bir elementi bulan kişi altın arkasınca koşmaz ama bu bir gerçek ki kalifornyum maddesi altın, gümüş ve platin arama çalışmalarında tespit için kullanılmakta. Uranyumdan çok daha beter bir madde. Her yıl Amerika ve Rusya'daki merkezlerde milligram ölçeğinde sentezleniyor. Bu elementin doğada bulunamayan sentetik bir aktinit olduğu biliniyor. 60 yıl önce Kaliforniya Üniversitesi'nin Berkeley Laboratuvarı'nda kuryum alfa parçacıkları helyum iyonlarıyla bombardıman edilmesiyle üretildi. Element keşfedildiği üniversitenin şerefine kalifornyum adlandırılmış. Yüksek atomik ağırlığına sahip elementler içerisinde einsteinyumun ardından çıplak gözle görülebilecek miktarı üretilebilen ikinci elementtir. Gezegenimizde doğal yollarla oluşmayan bir maddedir. Bu elementin tek mikrogramı 170 milyon nötron parçacığı saçar ve son derece toksitli ve radyoaktiftir. Organik yaşam için zehirli bir maddedir. Nötron üretebilme özelliği var. Bu onun önemli elementler sıralamasında yer almasına sebebiyet veriyor. Nerelerde bulunuyor diye soranlarınıza mineral araştırma ve sağlıksal tedavi tesisleri ve atıkları bulunan alanlarda nükleer denemelerin test edildiği ve nükleer faciası yaşanmış olduğu bölgelerde kendisine küçük ölçüde rastlamak mümkün. Kalifornyum suda çözülen klor, nitrat ve sülfat oluşturuyor. Element güçlü bir nötron saçıcısı. Öyle ki her mikrogramında dakikada 139 milyon nötron saçıyor. Oksijen grubu elementlerle hidrojen ve azotla tepkimeye giriyor. İçerisinde kalifornyum elementi bulunan aygıtlar ise şunlar: nem ölçme cihazları, yakıt çubuğu aratıcıları, kalınlık ölçme aletleri, nötron radyografisi, bazı metal bulucu detektörler. Belirtelim ki ilk kez kalifornyum 252'den 11 mg üretilebilmiş. Çok yönlü kullanım alanlarının yanı sıra uzaysal amaçlar için de kullanım olanakları düşünülüyor. Bu süper madde insanlık için yeni bilimsel keşiflere ve devrimsel yeniliklere kapı açma gücünde. Böylece daha bir süper maddeyi öğrenmiş olduk arkadaşlar. Beğenerek bu türlü videoların devamı için fikirlerinizi ifade etmiş olarsınız. Ayrıca bilgi paylaştıkça güzel. Diğer arkadaşlar için olumlu katkıda bulunmak istiyorum derseniz atom silahı yapmanıza gerek yok. Yapacağınız iş çok basit. Videonun altından kendi yorumunuzu yazarak paylaşımınızla diğer arkadaşlar için de bilgilenme katkısında bulunabilirsiniz. Hoşça kalın.